Fenerbahçe milli ara dönüşü kendi evinde Hatayspor'u konuk etti. Kadıköy'deki mücadele ligin namağlup 3 takımından ikisini karşı karşıya getirdi. Karşılaşma öncesi Fenerbahçeli oyuncu Dzeko, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'e çiçek verdi. Fenerbahçe özellikle ilk yarı oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Sarı lacivertlilerin gollerini ise Szymański, Osayi Samuel, Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un golleri ise Golluan ve Abid'den geldi. Fenerbahçe lig tarihinde bir sezona 9'da 9'la başlayan ilk takım olurken iki kulvarda 17'de 17 yaptı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem David Massa yönetecek. Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'la İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım grupta 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bayern Münih ise ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçta da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi grupta 6 puanla zirvede yer alıyor. Öte yandan Süper Lig'de Beşiktaş'ta oynanan derbide sakatlık geçiren Icardi'nin Bayern Münih maçında forma giyip giyemeyeceğine yarın karar verilecek. Güzel. Trabzonspor 2. Abdullah Avcı dönemindeki ilk maçına çıkıyor. Bordo Mavili ekip ligin 9. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. Bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Bordo Mavililer taraftarı önünde kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Karadeniz ekibindeki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik adam bu süreçteki ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak. Bu sezon 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Akdeniz ekibi ise zorlu Trabzonspor deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına yanıt verdi. Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Şimdi tek tek üzerinden geçelim. Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Çünkü biz zaten yönetime geldiğimizden beri, onların da yönetime geldiği zaman da bu zaman dilimi içerisinde kendilerini bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF ile alakalı problemler, MHK ile alakalı problemler, Türk futbolu ile alakalı haksızlıklar, 59 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, bizim hak arayışımız, hak yürüyüşümüzle alakalı zaten 4 kere teraziye çağırdık. Selahattin Baki, Lale Orta konusuna da değindi. Gelelim Sayın Lale Orta olayına. Bu da ayrı bir vahim iddia. Kendisinin MHK başkanı olduğu zaman Sayın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü yolladığını iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Sayın Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde bunu şiddetle reddetti ve Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na da araştırılması için başvuruda bulunduk. Bu TFF Türk Futbolu'nun amireli. O zaman ya bu konuda aydınlatıcı bir rol oynayacaklar ya da artık bu oyunun, bu algıların bir parçası olacaktır. Baki, Fenerbahçe üzerinde algı yapmaya çalışıyor diyerek devam etti. Algıları var mesela zamanında işte yok disiplin kurulu başkanı Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe forması da karar veriyor vesaire. Arkadaşlar hiç konuşmadığımız bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi Galatasaray taraftarı, onu da bırakın resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara ciddi anlamda tenezzül etmemesi gerekiyor. Bu kadar yalan, bu kadar sahtekarca algılar Fenerbahçe aleyhine bizi öfkelendirecek bir noktaya gelmiştir. Hani biz artık alıştık ama gerçekten kamuoyunda
Yani bu trene binen insanları da artık uyarmak istiyoruz.